Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Haziran, albinizm farkındalık günü. Ben de bu sebeple birazcık sohbet etmek istedim. Öncelikle bahsetmek istediğim konu sosyal medya serüvenim. Buraya aslında çok çok eskilerden, yani ta 13-14 yaşımdan başlayabiliriz. Ben Facebook'ta böyle, yani Facebook fenomenleri vardı o zamanlar. Onlarla takılıyorduk, onların gruplarında takılıyorduk ya da onların sayfalarında adminlik yapıyorduk. Çocuktuk, bu şekilde eğleniyorduk. Sosyal medya o zaman bu kadar kitleye ulaşmaya olanak sağlayan bir yer değildi. Bu süreç devam etti, benim sosyal medyaya olan ilgim bitmedi. Bundan 3-3,5 yıl önce bir YouTube kanalı açtım. İlk videolarımdan birinde albinizmden bahsettim. Facebook'ta da ilk baş saçlarımın beyaz olması dikkat çekmişti ve bu yüzden biraz böyle popülaritem artmıştı diyebilirim. Ama çocuktuk yani, o zamanki popülarite ne işe yarar? Hani doğru düzgün bile ifade edememiş olabilirim o zamanlar. Ama gel gelelim ki bugüne. 3 yıl önce YouTube'da yaptığım paylaşımlar olsun. Bugün son birkaç senedir Instagram'da, TikTok'ta, tekrardan YouTube'da yaptığım paylaşımlarla gerçekten Türkiye'de albinizmin duyulmasında çok büyük bir öncülük edebildiğimi ve bunun gerçekten duyulmasını sağlayabildiğimi gördüm. Bu yüzden çok mutluyum çünkü bu videolar milyonlara ulaşıyor ve bu benim senelerdir verdiğim bir emek ve ben size teşekkür etmek istedim bu konuda. Sonuçta bu mecrayı bizler ve sizler var ediyorsunuz ve siz bu videolara ilgi gösterip "Aa, bu kız ne anlatıyor? Bu kız bir şeyden bahsediyor, bir dinleyelim" deyip merakla dinleyip izlemeseydiniz bu ilerleyip öğrenilip farkındalık artırılamayacak bir şey olarak bir köşede kalırdı. Benim içeriklerim ve sizlerin verdiği etkileşimler sayesinde bugün bu noktalara geldik ve ben biliyorum bundan birkaç sene sonra her şey çok çok daha başka olacak. Ben hep gelecek nesillere öncülük etmek istedim. Bizim yaşadığımız sorunları sadece albinoların, albinizmlilerin değil, toplumda nadir hastalığa sahip, engellilik durumu olan tüm bireylere hitaben bu eksikliklerin çok daha kolay çözülebilmesini, toplumda çok daha rahat eşit şartlarda yaşayabilmemizi ve bu eşit şartlarda eşit kalitede yaşayabilmemizi sağlanması için gereken koşulların çok kolay bir şekilde oluşturulabilmesini amaçlayarak çıktım bu yola. Ve bunun da zaman içinde ilerleyeceğine inanıyorum. Belki şimdiden bile en azından bir bilinç oluşturarak, bir farkındalık oluşturarak buna çok büyük bir adım attık. Artık dernek yönetim kurulundayım. Albinizmi daha kurumsal bir kapsamda temsil etmek beni çok daha mutlu ediyor. Sonuçta bizim bir derneğimiz var ve bu Türkiye'deki tek ve gerçek olan albinizm derneği. Derneğin de hedeflediği şeyi ben bu tarz içeriklerimle bir nebze de olsa daha fazla ve daha kolay bir şekilde insanlara aktarabiliyorum. Sizlerin beni sevmesi, anlattığım şeylere kulak vermesi, merak etmesi, ilgilenmesi sayesinde bugün gerçekten albinizmi çok fazla duyurduk. Bu konuda öncülük etmek bana çok gurur veriyor. Bunu paylaşmak istiyorum. En azından kendimi değerli ve bir işe yaramış hissediyorum diyebilirim. Gerçekten ailelerin, ne yapacağını bilmeyen insanların bana ulaşması, onlara yol göstermek, öncü olmak, umut olabilmek çok bambaşka bir his. Ve iyi ki de bunları yapmak için geç kalmamışım. İyi ki erken davranmışım. Daha çocukken başlamışım, adımlarını daha küçükken atmışım. Bir şekilde o içime kapanıklığımı aşıp da bugünlere geldiğim için çok mutluyum. Bugünün anlam ve önemine hitaben de bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Sosyal medya serüvenim ve albinizm. Ben zaten sosyal medyaya içerik üretmeyi, video çekmeyi çok seviyorum. Ama bunlarla birlikte albinizmi bu kadar duyurabilmek, sadece albinizmi değil, bu nadir hastalıklar ve engellik üzerinde bu kadar büyük etki yapabilmek benim için çok büyük bir şey. Yani bu hayattaki başarılarımdan bir tanesi olarak sayabileceğim şeylerden bir tanesi. Bunda en büyük katkı sizlerin. Dediğim gibi siz beni dinlediniz, anladınız, sıkılmadan izlediniz ve bunları öğrendiniz. Belki de şimdi siz de çevrenize anlatacaksınız. Ya da belki siz şu an küçük öğrencilersiniz. Geleceğin doktorları, avukatları, mimarları, meslek sahibi insanları olarak bunları farkında birer toplum bireyi olacaksınız ve en önemlisi de bu zaten. Önümüzdeki nesil çok daha bilinçli gelecek ve ileride bu dezavantajlı grupların dezavantajları hiçbir şekilde kalmayacak diye umut ediyoruz. Bu videomu da sonuna kadar, bu noktaya kadar izlediyseniz
Size minnettarım gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Birlikte çok daha güzel işler yapmak ve çok daha güzel yerlere gelmek dileğiyle. Sanırım bu kanalda yaptığım en olgun ve ciddi konuşma bu olabilir. Ama duygularımı gerçekten paylaşma gereği hissettim. Çünkü dediğim gibi bunun ufak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Albinizm neredeyse isim olarak hiç bilinmiyordu. Ta ki ben bu paylaşımları yapana kadar ve sizler bunları izleyip yorum atıp merak edip araştırıp öğrenene kadar sizlere teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.